Fatih Bey, bilmək istəyərdik, sizin o bilgiləriniz, siz onlara Xocalı qətliamı ilə bağlı, qətl olunanlarla bağlı məlumatları verirsiniz. Necə reaksiya göstərdilər bu 3 gün ərzində? Tabii bilmedikleri için yeni bir haber oluyor onlar için böyle konular. Bir de sergiyi öyle bir açtık ki Ermeni, mesela bütün şeylerin başında, fotoğrafların başında Ermenilerin yani ismi geçiyor. İşte Ermeni masike, Ermeni katliamları, Ermenilerin yaptığı katliamlar, Ermeni terörizmi, bunları böyle başlık olarak koyuyoruz onlara. Tabii bir önce bir şaşırıyorlar. Hep Ermenilerin zulme uğradığını, yalanı anlatılmış bunlara. Ermenilerin soykırıma uğradığı yalanı anlatılmış bunlara. Ve bakın çok çetin bir şekilde inanıyorlar buna. Öyle bir mücadele veriyoruz ki burada bu sözde soykırıma karşı. Ermeniler bunlar için dünyanın en masum insanı inandırılmış. Emin olun. Orada Ermeni terörizmi diye gördükleri zaman önce bir şaşkınlığa uğruyorlar. Diyorlar ki Ermeni terörizmi. Azerbaycanlıları Ermeniler katletmiş. Yani bir sanki Ermeniler onlar için kanatları eksik bir melek. Öyle akıllarına empoze edilmiş. Biz bunları gösterdiğimiz zaman tekrar ediyorum. Orada BBC reportu da var. Ondan sonra Hocalı soykırımla alakalı bazı batılı arşivleri de aldık. Onları oraya yapıştırdık. Onları okudukları zaman gerçekten çok büyük gedikler açıyoruz akıllarında, kalelerinde çok büyük gedikler açıyoruz. İşte önemli olan bundan sonrası, onları bunlar algıladıktan sonra bizim devamlı ama sanalda, ama sempozyumlarda, ama ziyaretlerimizde belli başlı konularımızın olması lazım. Mesela Hocalı soykırımı çok derin bir şekilde, 31 Mart Azerbaycan soykırımı çok derin bir şekilde, 1800'lü yılların sonundan 1922'ye kadar Ermenilerin Anadolu'da yaptığı katliamlar, Balkanlar'da yaptığı katliamlar, Kırım'da yaptığı katliamlar, bunları sürekli bir şekilde 365 gün, haftada 3-4 gün almak üzere anlatıldığı zaman İngilizce bu insanlara, Amerikalılara bakın, Amerikalılar taraf olmaz. Ama tek taraflı anlatıldığı zaman başka bir alternatifi yoksa eğer karşısında onlara tabii inanıyorlar. Ama eğer biz karşılarına çıkıp da bizim tarafımızdan olanları, bize yapılanları anlattığımız zaman o zaman bir duruyorlar şöyle ve emin olun 15-20 dakika konuşma ile bir Justin McCarthy'den, bir Norman Stone'dan, bir Samuel Wimps'ten bahsettiğimiz zaman bir kere bir değişiyorlar şöyle bir. Diyorlar ki bunlar Amerikalı, yabancı, bizden yani. O zaman bir sizi daha farklı dinliyorlar. Ve ne yapıyorlar? Akıllarında soru işaretleri oluşuyor. Soru soruyorlar size. Akıllı insanlar her zaman soru sorar. Onlar da bunu yapıyor bizi dinledikleri zaman. Azerbaycan diasporasına sesleniyorum buradan. Bakın biz gerekli talimat şeyleri, duyuruları yapıyoruz sanal alemde. 17 sayfamızda binlerce insan bizi takip ediyor. Lütfen Azerbaycan, şimdi Arizona'da hiç mi yok yani Azerbaycanlı kardeşimiz? Var. Var tabii ki. Bunları görenler, duyanlar lütfen gelsinler. Orada birkaç kişi daha olsak bizim için faydalı olur. Ha derler ki 10-15 kişi buraya gelmiş Azerbaycanlı. Bakın ben Azerbaycan Başkonsolosluğuna da, Los Angeles Başkonsolosluğuna da haber gönderttim. Dedim ki böyle böyle bir sempozyum düzenliyoruz. Lütfen burada varsa Azerbaycanlı aranılsınlar, gelsinler. Muhakkak yaramışlardır ama gelen olmadı. Bunlar çok önemli. 31 Mart Azerbaycan soykırımı. Ya bunun bütün dünyaya anlatılması gerekiyor. Yani bütün dünya sadece Ermenilerin Google'da yazdığınız zaman Genocide'de Ermeni soykırımı çıkıyor. Neden Azerbaycan soykırımı çıkmasın veyahut da Anadolu'da katledilen 540 binin üzerinde bizim vatandaşlarımız niye çıkmasın? Bizim burada vermiş olduğumuz mücadele sadece Hocalı soykırımı değil. 31 Mart Azerbaycan soykırımı değil. Anadolu'da katledilen 540 binin üzerinde bizim vatandaşımız var. Bu insanları bunlar dinlemek zorunda. Bizim acılarımızı da dinlemek zorunda. Tek taraflı gittikleri zaman biz onların aldıkları hiçbir kararı dinlemeyeceğiz. Umursamayacağız bile yani. Ama ne zaman ki bizi de dinlemeye başlarlar, o zaman deriz ki bakın işte 1800'lü yılların sonundan itibaren böyle olmuş. 1915'lere gelmişiz, böyle başlamışlar Ermeni isyanlarına. 1918'de bakın Azerbaycan'da bunları yapmışlar. New Jersey eyaleti bile kabul etmiş soykırım olduğunu.
1920'lere gelmişiz. Aynı şekilde devam etmiş. 1973 ile 1991 arasında da bakın böyle diplomatlarımızı katletmişler. Sadece bizim değil. 1921 ile 1922 arası 20 ile 1922 arasında Azerbaycanlı diplomatları da katlettiler. Onları katledenlerin merkezi Boston'dur. ARF diye geçiyor. ARF bir terör örgütüdür. Armenian Revolution diye geçiyor ARF. Burada non-profit organization olarak empoze edilmiş insanlara.